Tarihinde ilk defa Temmuz ayıyla birlikte biliyorsunuz Temmuz ayı ihracatımız %10 düzeyinde bir artış gerçekleştirdi. 200.1 yıllıklandırdığımız zaman 200.1 milyar dolar gibi bir rakam ulaştık ve bizim açımızdan psikolojik bir eşikti. Bizim açımızdan önemli bir eşikti. Son dönemdeki üretim performansımız, ihracat performansımız, büyüme performansımız ve yatırım iştahı gerçekten Türkiye'nin bu anlamda ekonomik hedeflerinde kesintisiz ve aksamadan hızlı bir şekilde yoluna devam ettiğini gösteriyor. Aralıksız ve kesintisiz artan ihracat performansımız, özellikle pandemi sonrası ihracat pazarlarımızdaki genişleme, talep artışı bunu çok net bir şekilde doğruluyor. Bundan sonra 200'ün üzerindeki rakamları konuşacağız ve inşallah bu sene 2021'de 210 milyar doları aşan bir ihracatı gerçekleştirdiğimiz takdirde 2022 ve Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023'te çok daha iyi rakamları konuşmuş olacağız. Ve yıl sonu beklentilerimiz son derece yüksek. Düşünebiliyor musun? %258 diyoruz bir artışı ve bu artış 7. ayın sonuna geldik, hala kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Konya'mız burada pozitif ayrıştı. Konya'mızın ihracat artışı %40'ın üzerinde gerçekleşti. Konya'mızın hem Konya merkezi itibariyle hem Hulu ve Üzümlü'deki savunma sanayi dokusu ve kümelenmesi itibariyle Türkiye'de önemli bir savunma sanayi şehri konumuna geldi. Bunu Aselsan Konya fabrikasıyla, Aselsan Konya üretimiyle, savunma sanayi ile gerçek bir büyümeye, teknoloji transferine ve burada bir tabir caizse savunma sanayinde bir hub oluşturmaya, bunun teknoloji gelişimini diğer sektörlere yaymaya, teknoloji yüksek ürünlerin gerçekleşmesinde bir anlamda motivasyon oluşturmaya çalışacak bir dokuyu, bir yapıyı oluşturduk. Bu son derece kıymetliydi. Aselsan çok hızlı bir şekilde tamamlandı. Biliyorsunuz geçen yıl devreye alındı. Şu anda farklı projeleriyle, ürünleriyle üretime başladı, istihdama başladı. Her geçen gün istihdamı artıyor ve inşallah tamamlandığı zaman sadece 800 mühendisi ve 1200 üzerinde çalışanı olacak. Ayrıca bu çalışmaları Konya'daki diğer savunma sanayi şirketleriyle tedarik ve alım noktasında paylaşımı olacak. Küresel alana onların açılımını bir anlamda temin etmiş olacak. Ayrıca Konya'daki bütün bu çalışmalar bize Türkiye'de savunma sanayinde Konya'mızın artık ilk üçe yerleştiğini ortaya koydu, gösterdi.